Cüneyt Liflenmeye değil ama siz, yolu veriyorlar adama. Hocam siz cezai ehliyeti olmayan bir adamı burada hani normal bir insan bir şeyler yapıyormuş da yargılıyorsunuz ya. Ya öyleyse bu arkadaşın sokakta gezmemesi lazım. Öyle değil mi? Bu adam hasta, normal, sağlıklı bir insandan bahsediyorsun. Adamın adı Rambo. Sokaklarda yatan, cezai ehliyeti olmayan, hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Yok doğru, şeyde kendisi bir, de itiraf ediyor. Yok diyor benim cezai ehliyeti. Yani adam sağlıklı bir insan değil yani siz. Ben anlamadım yani ben. Peki ne yapacağız? Adam kendini yapacaksın. Hocam tamam da. Hayır, ama yapamazsın. Hayır, ne yaparsa yapsın mı? Hayır, hocam peki bunu sen ben mi yani ben devlet, anlamadım. Devlet. Biz buradan akıl vererek yani adamı durduracağımız var. 50 kere 100 kere yapmadığın adam var. Ya devlet adam polis yakalıyor. İçeri götürüyor. Evet. Yani keserken yakalıyor. Adam üçüncü defasında tekrar evet, teşebbüs ediyor. İki kere karakola götürmüşler. Bir daha yakala kesmiş. Adam. Allah Allah. Yani ben... Anladın mı? O adamı tedaviye alacaksın. Ya yani evet, bu adamı sokakta bıraktığın sürece o adam gezer kafasına eseni yapar. Bayrak kesiyor. Başka şey apartmanların tepelerine çıkıyor rezidanslara. Evet. Yani sen normalde çıkıp aşağı bakamazsın. Adam çıkıyor arkadaş işte yani. Bunu engellemek lazım. Yani tedavise tedavi yazık günah bak. Bu olaylara hocanın abi, demin verdiği olaylara. Abi iki can. Şimdi bir tane çıkar. Rab başka bir tarafta tamam, bu tipte bir adam. O da cezaevliyeti yoktur. O da gelir onu bıçakladı. Ya. Allah korusun. Abi iki camia arasındaki gerginlik sadece hani Rambo'nun bıçak kes hani bayrak kesmesinden falan çıkmıyor yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. İki camianın arasındaki gerginlik 2010-2011 sezonunun hala söylentilerinin devam etmesi yüzünden çıkıyor. Ama bu körükler bunlar. Tamam mı?